Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Aslan burçlar için aşk, kariyer, sağlık, aile hayatı, finansal durum, iş, kariyer söylemiştim galiba. sonra bebek, aklımdaki kişi gibi konularda açılımlarda bulunacağım sırayla. Bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey diye düşünüyorum. Şu anda bu video ile karşılaştıysanız bir sürü yüzlerce videonun içerisinden belki de bu aile ilgili kafanızdaki soru işaretiyle ilgili bir cevap alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu tarzda ikili kahve falları, ikili tarotlar, onlardan bir tanesine herhangi bir şey için niyet edip kanalımdan seçip izleyebilirsiniz. Yüzlerce kart, yüzlerce fincan var. O zaman bu tamamen sizin enerjinizle alakalı olur. Bakalım kafanızdaki soru işaretiyle ilgili neler çıkacak. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız gerçekten abone olursanız çok çok sevinirim. Ve tarot kartlarımı ya da diğer videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni desteklerseniz de ayrıca sevinirim. Şimdi ben sevgili aslan burçlarının hemen bakalım bu ayla ilgili. İlk önce kartlarını hemen karıştırmak istiyorum. Şöyle. İlk önce aşk hayatından başlayacağım. Her zamanki gibi çünkü en çok sorulan sorulardan biri. Aşk, hemen aşk hayatı ile ilgili aslan burçlarının kartlarını çekiyorum. Çok güzel bir kartla başladı. Aşk hayatında güzel bir gelişme olabilir. Eğer ki sorunları olan bir aslan burcuysanız artık bu ay o arka arkaya hep güzel haberler ve şifalanma. Çok üzüldüğünüz bir konu var sanki. Sizi mutsuz eden, üzen, sıkan, rahatsız eden bir konuyla ilgili bir şifalanma bulacaksınız bu ay, ama çok ciddi ilişkinizde bir problem olabilir. Yani problem gibi gördüğünüz bir konu da olabilir. Çok büyütüyor olabilirsiniz kendi içinizde. İşte bu konuda bir şifalanma olacak bu ay içerisinde partnerinizle ikinizin. Ve karşı taraftan hep güzel adımlar gelecek arka arkaya. Beklediğiniz cevaplar, beklediğiniz ilgi, beklediğiniz gündemle ilgili konularla ilgili güzel gelişmeler sanki olacak. İnşallah öyle olsun. Çok böyle arka arkaya ve ama çok sıkıldığınız bir konu var. Ayın başında ya da bir dönem yine sıkıntı yapabilirsiniz bunu, ama sonra şifalanma gelecek. Hız da güzelleşecek. Bir şeyi dert ettiğiniz çıktı. Çok fazla ilişkinizde sorun ettiğiniz bir konu çıktı. Şimdi kartlarımızı hemen sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sevgili aslan burçlarının sağlıkla ilgili kartlarında neler çıkacak. Şimdi şöyle bakıyorum, sağlıkla ilgili beklenen bir haber olabilir. Sizden ya da aileyle ilgili birinden, bir arkadaşınızın bir haberini bekliyor olabilirsiniz. Bu beklenen haber o kişiye gelecek. Çok da düşünüyor, çok fazlasıyla düşünüyor. Ve güzel bir gelişme olacak bence. Ve sonra mesela sağlığıyla ilgili bedensel olarak bir tahlil vesaire yaptıran biri varsa siz veya yakın çevrenizde, yani bir şüpheli, bir korkarak beklediği şey güzel bir sonuç alacak ve sonra belki de sağlığının kıymetini daha çok bilecek ve sağlığıyla ilgili daha fazla yatırım yapacak. Yani zayıflamak isteyecek, spor yapmak isteyecek, daha iyi beslenecek, daha iyi tedavisini görecek, hiç ihmal etmeyecek gibi. Ailesinin de desteğini alarak aldığı sonuçlarla ve deneyimle birlikte yoluna devam edecek bu kişi, ama yaşadığı şeyden büyük bir ders çıkaracak gibi. İnşallah güzel, temiz sonuçlarla birlikte, evet, sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. İnşallah hepimiz sağlığımızın değerini bilelim ve çok sağlıklı olalım. Şimdi finansal ve maddi konularla ilgili kartlarımızı karıştırdım. Bakalım finansal ve maddi durumlarla ilgili sevgili aslan burçlarının, çekemedim, hemen kartlarını çekiyorum. Finansal ve maddi konularda bir şey için çok emek veriyorsunuz ve devam edeceksiniz. Bazıları borçlarını ödemek için, bazıları daha çok para kazanmak için, bazıları kariyer yapmak için. Sanki böyle geçmişte kaybettiğiniz ve bu yakın zamanda kaybettiğiniz bir konu var. Para kaybetmiş olabilirsiniz, borçlanmış olabilirsiniz, çok büyük bir yatırım yapmış ama hani böyle biraz zarar görmüş olabilirsiniz. İşte bununla ilgili biraz emek vereceksiniz. Çabalayacaksınız, çözüm yolu bulmaya çalışacaksınız. Kartlar diyor ki evet, çalışırsanız güçleneceksiniz. Çalışmazsanız kaybedebilirsiniz. Yani dikkatli ve temkinli olun. Bir yatırım yapacaksanız çok daha dikkatli olun. Çalışma hayatındaysanız evet, kendinizi göstermeye çalışın. Daha fazla emek verin. Daha böyle farkındalığınızı artırın. Eğer çalışırsanız çok güçleneceksiniz. Eğer ki ihmal ederseniz, borçlarınızı ödemek konusunda ya da çalışmak, parayı kazanmak konusunda ihmalde ve şeyde olursanız, biraz böyle boş bırakırsanız kaybedebilirsiniz de çıktı kartlarda.
Genelde de öyledir ama bazen de şans güler ya, arka arkaya çok şans gelir, bazen de şanssızlıklar üst üste. Burada biraz daha emeğe dayalı bir şey çıktı. Yani emeklerinizin karşılığını alacaksınız, size kalmış bir durum var burada. Şimdi aileyle ilgili kartlarımızı karıştırıyorum. Bakalım aileyle ilgili kartlarımıza neler çıkacak. Şöyle hemen sevgili aslan burçlarının. Aile hayatında bir problem yaşanıyor olabilir. Bir konuyu çok büyük bir dert ediyor olabilirsiniz. Onun tartışması yaşanabilir. Tekrardan bu alevlenebilir. Şöyle bir yaşanan problem her neyse tekrardan bir gündeme gelecek sanki ve sonradan bir sakinleşeceksiniz. Böyle çok hızlı bir şekilde patlayacak, yanacak, sönecek tekrar gibi böyle. Hani alevlenecek ve geri sönecek gibi. Aile hayatında kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Belki bu yaşanan olaylardan sonra sizi daha çok takdir edecekler. Çünkü hani bazen yaşanan olaylardan sonra değeriniz anlaşılır ya böyle. Bir problemi atlattıktan sonra belki onlara o kadar çok destek olacaksınız ki kıymetinizi daha çok bilecekler gibi bir güç kazanacaksınız aile içerisinde. Ve geleceğe iyi daha net görebileceksiniz. Ama sanki küçük bir sorun varmış da o sorun böyle bir alevlenip tekrardan sönecekmiş gibi. Dikkat edin, eğer ki hani temkinli olun, bir probleminiz, bir kavganız, bir tartışmanız varsa aile içerisinde bu tekrar gündeme gelebilir. En akılcı, en çözümcül yollarla halletmeye çalışın bence. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırmak istiyorum. İş ve kariyerle ilgili bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Eğer ki çalışmayan bir aslan burcuysanız, o zaman da çalışan ailenizden ya da arkadaşlarınızdan biri için niyet edip dinleyebilirsiniz. Şimdi iş hayatı ile ilgili güzel bir haber çıktı ilk başta. Güzel bir gelişme ve geleceği daha net görebilme kartları çıktı. Demek ki hani böyle daha iyi bir zam, daha iyi bir iş teklifi, daha iyi bir yatırım, geleceğinizi böyle biraz daha garantiye alabileceğiniz bir fırsat çıkacak karşınıza. Bu fırsatı değerlendirebilirseniz geleceğiniz daha iyi olacak ama çıkan fırsatı değerlendiremezseniz eğer biraz daha böyle olumsuz bir şekilde devam edeceksiniz. Yani çıkan fırsatın değerlendirilmesi söz konusu burada. Fırsat iki yönlü. Belki de iki fırsat çıkacak. Bir fırsatı geri teptiğinizde belki de hani böyle olumluyu teperseniz eğer hani böyle olumsuza yönelirseniz o zaman sizin için daha olumsuz ilerleyecek ama bir tanesi çok daha büyük bir fırsat. Bence iyi değerlendirin. Eğer ki olumlu bir şekilde bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Tüm ailenin sevinebileceği, demek ki gelecekle ilgili ve maddi olarak gücü kazanabileceğiniz bir durumla karşılaşacaksınız. Aman diyelim, dikkatli olun. Aslan burçları gerçi yöneticilik vasıflarıyla ve gerçekten iş dünyasında başarı elde edecek bir burç. Bence en doğru kararları verecektir. Şimdi inşallah öyle de olur. Yani şimdi bebekle ilgili kartlarımızı karıştırıyorum. Eğer bebek isteyen bir aslan burcuysanız bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Bebek istemiyorsanız eğer de o zaman yakınlarınıza, çevrenizde bebek isteyen biri varsa ona niyet dinleyebilirsiniz. Şimdi burada mücadele etmiş, biraz yorulmuş ama zafere yaklaşmış bir insan var. Bebekle ilgili tuttuğumuz için bebek isteyen ve bir süredir bekleyen ama bir problem yaşayan ve problemden dolayı çok üzülen bir insan çıktı. Bu insanla ilgili güzel bir gelişme olacak. Tedavi oluyorsa tedavisi artık böyle olumlu sonuçlar vermeye başlayacak. Böyle bu ay içerisinde yavaş yavaş filizlenmeye başlayacak. Yani hani böyle güzel haberlerin öncesi gibi bir şey olacak bu. Hani böyle bir burada mücadele eden, bebek isteyen olmuyor, problemli, sorun var, tedavi görülüyor gibi gibi durumlar söz konusu olabilir ama artık böyle güzel haberlerin arifesi gibi olacak bu. Ama inşallah en doğru zamanda, en hayırlı şekilde Allah herkese evlat nasip etsin. Şimdi bakalım kartlarımızı aklımdaki kişiyle ilgili karıştırıyorum. Aklınızdan bir kişiyi tutun. Ben bunu hem partnerinizmiş gibi hem de aileden biri olabilir, arkadaşlarınız olabilir. Hani öyle biri olabilir diyerekten de yorumlayacağım. Bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Şimdi partner olarak yorumlarsak bu kişi sizin kalbinizi çok fazla kırmış. Bu kişiden ayrılmış olabilirsiniz, uzaklaşmış olabilirsiniz. Bu kişiyle hiç bir araya gelmemiş olabilirsiniz, birlikte olmak istiyor olabilirsiniz ama bir ayrılık, bir problem, büyük bir sorun var sanki. Bu ilişkide biraz denge gerekiyor. Yani biraz sizin de emeğiniz gerekiyor. Biraz sizin de şifalandırmanız gerekiyor. Adım atmanız gerekiyor. Sırf karşı taraflı olabilecek bir şey değil. Bazen karşı taraf bize gelir.
her şeyi imkanı sunar, sevgiyi, ilgiyi, alakayı, ama bazen biz adım atarsak karşılıklı bir denge oluşacak. Sizin de yaptığınız bir sorun olabilir. O yüzden bir araya gelemiyor olabilirsiniz. Sizin de bu sorunları büyüttüğünüz bir durum olabilir. O yüzden bir kalp kırıklığı yaşanıyor olabilir. Kendinizi de şifalandırmanız gereken. Bu ay hep galiba aslan burçlarına düşüyor iş. Böyle bir kartlarınızda hep öyle şeyler çıktı. Hep böyle bir iş başa düşüyor her konuda gibi. Demek ki biraz daha doğru adımlar atmayı denemeniz gerekiyor bu kişiyle olan ilişkinizde. Kendinizi biraz sorgulayabilirsiniz belki de. Şimdi bu kişiyi bir arkadaşınız, bir çocuğunuz gibi değerlendirirsek, bu kişinin hayatında büyük bir kalp kırıklığı yaşanıyor. Bence ilişkisel anlamda, duygusal anlamda onu üzen, kıran bir ayrılığı, bir sorunu, bir uzaklaşması, bir problemi yaşanıyor. Ve bu kişi bu konuda kendisi de adım atmalı. Dengeyi kendi oluşturması gerekiyor. Şifalandırması gerekiyor. Onu üzen her neyse bu konu, kalbini kıran, onu böyle mutsuzluğa sevk eden her neyse o konuyla ilgili kendinde bir şey aramalı. Kendinde de bir suç, bir pay aramalı ve gerçekten kendini de şifalandırmalı. Bir adım atmalı ve bu olayı o şekilde atlatabilir gibi çıktı. İnşallah öyle olsun. Ben zaten şeye inanıyorum. Ortada bir olay varsa hiçbir zaman %100, hani tabii ki de çok nadir durumlar olur ama genel olarak diyorum ben. Genel olarak %50 bizim, %50 onların, karşı tarafın suçu vardır. %50 şöyle, o %100 suçludur dediğiniz olayda bile %50 neden suçlusunuz biliyor musunuz? Ona izin verdiğiniz için. Aynı şeyleri, aynı yalanları, aynı aldatmaları, aynı sorunları, aynı şiddeti size tekrar tekrar yapmasına izin verdiğiniz için %50 suçlu olursunuz. O yüzden bence doğru zamanlarda doğru adımlar atmak gerekir hayatta her konuda. Umuyorum istediğiniz gibi bir ay olur. Gönlünüzden geçen her şeyin olması dileğiyle. Hoşça kalın.